Uyanış Festivali Necla Ayber hanımefendinin organizasyonu. Sağ olsun bu organizasyonu o düzenledi, kendileri düzenledi ve bize de böyle imkanlar sağladı. Bugün biz, benim anlatacağım konu bugünün gündemine ait korku ve kaygı üzerine olacak. Esasında korku ve kaygıyı aslında hepimiz biliyoruz. Fakat bende artı olan şöyle bir durum var. Yurt dışından aldığım CGO diye bir cihaz var. Bu CGO cihazı biofeedback bir cihaz ve bu cihazla biz dünyanın hemen hemen birçok tarafına doktor arkadaşlarla çalışıyoruz. Haliyle biz bu cihazlardan kişiler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu cihazın şöyle bir özelliği var. Hani bazen sevdiklerimize, büyüklerimize şunu söyleriz. Deriz ki ya bana dua et, duaya çok ihtiyacım var. Ve son yıllarda şunu da hem bana dua et ve son yıllarda reiki, bana enerji gönder, frekans gönder anlamında dilekler de dileriz. Şimdi arkadaşlar yazıyor, biraz benim dikkatim dağılıyor. O evet, İnci oradan ilgilenirsen sevinirim. Gül, sen de ilgilenirsen sevinirim. Grupta yazanlar oluyor çünkü. Şimdi bu CGO cihazıyla, bu CGO cihazı yurt dışından alınılmış bir cihaz ve ben bununla bireysel seanslar yapıyorum, bireysel çalışmalar yapıyorum. Genelde ilişkiler ve iletişim üzerine çalışıyorum. Fakat günümüzün konusu, günümüzün çok çok ihtiyacı olan bir konu, korku ve kaygı üzerine çalışalım dedik. Ve buraya listeleri istedik. 2 günlük, arkadaşlara 2 gündür duyurusunu yaptık. Ve bununla ilgili listeleri istedik. Sağ olsun Gül arkadaşımız ve aynı zamanda İnci arkadaşımız bu listeleri aldı. Ve ben biraz önce bilgisayara geçtim. Şimdi burada, size buradan da göstermek istiyorum. Şöyle göstereceğim. İsimlerin listesini de biz size zaten göstereceğiz bununla ilgili. Ne yapıyor bu cihaz? Bu cihaz frekans düzenliyor. Hem bireysel frekans düzenliyor hem de aynı zamanda toplu frekans düzenliyor. Kişinin titreşimi bozulduysa diyor ki, NASA'dan çıkan bir ekip kendisi şöyle bir araştırma yapıyor. İnsanların diyor sağlıklı şekilde frekans ve titreşim aralıklıkları vardır diyor. Nedir bu aralıklıklar diye kendileri 80 ila 100 arasında kodluyorlar. Eğer diyorlar bir insanın duygusu, zihni, bedeni, ruhu ya da alanlarından herhangi biri 80 ila 100'ün arasındaysa sağlıklıdır. Eğer 80'in altındaysa akut, 100'ün üzerindeyse de kronik sıkıntı var demek istiyorlar. Ve buna istinaden bir makine icat ediyorlar. Ve dikkat ederseniz artık sistem sürekli değişiyor. Nasıl değişiyor bu sistem? Artık dünya kova çağına geldi. İstesek de istemesek de bu spiritelliği kabul etmemiz gerekiyor. Biz biraz sıkıntıları kabul etmediğimiz için yaşıyoruz, direnç gösteriyoruz. Şu anda dünya kova çağına girdiği için sistem de artık dijitalden çalışıyor. Yaklaşık 5 seneye yakındır ben de bu dijitalden çalışıyorum, uyumlanmaya çalışıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşadığım zaman ben, çevremdeki sevdiklerim, annem, ailem ya da yakın arkadaşlarım ya da bana talep gelen arkadaşlardan biz bu cihazda çalışıyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Bugün de liste yapan arkadaşlarla bu çalışmayı yapacağız. Onların ismini aldık. Sağ olsun Gül arkadaşımızla. Gül arkadaşımızla İnci arkadaşımız bugün listeyi bana gönderdiler ve yaptık. Şimdi biz bu çalışmayı CGO ile yapacağız. Sizden istediğim sadece güzel bir niyet alın. Bu çalışmadan nasıl faydalanırım diye niyetinizi alın. Ve buradan siz burayı, bu konuşmayı kapattıktan sonra da ben çalışmaya devam edeceğim. Fakat konuşmayı çok sürdürmeyeceğim. Çünkü burayı kapattıktan sonra benim kendi dersim var. Derse döneceğim. Fakat Uyanış Festivali'nin programları sürecek arkadaşlar. Çok güzel hocalarımız var. Çok değerli ekipler var. İhtiyacı olan lütfen Uyanış Festivali'ne girsin.
oralarda ihtiyacı olan hocaları seçsinler ve ona göre taleplerini iletmişsinler. Şimdi ben burada CGO cihazını anlattıktan sonra yine orada sorularınız olursa, ben şu anda sorulara odaklanmıyorum çünkü konu karışıyor, kafam karışıyor. Orada sizin sorularınızı İnci arkadaşımız ve Gül arkadaşımız cevaplayabilir ya da bana yetiştirebilir. Sonradan isim eklemek isteyen olursa lütfen oraya da yazın. Yine bana aynı şekilde arkadaşlarımız ulaştırır. Bu şekilde birbirimize yardımcı olabiliriz. Şimdi beni çoğu arkadaşımız tanıyor ama tanımayanlar için biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Filiz Aldemir ben, sosyoloğum. Aslında bu title'ları çok kullanmıyorum. Yani çok da gerek duymuyorum. Ama bazen işte böyle kullanmamız gerekiyor bu gibi durumlarda. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapıyorum. Bazen ara ara televizyon programlarına çıkıyorum. Ama şu son yıllarda biraz daha böyle inzivaya çekilmiş gibi hissediyorum kendimi. Çünkü kendimle baş başa kalmak çok daha iyi geliyor bana. Hani kendini tanıyan Rabbini tanır misali. Artık ne kadar kendimizi tanıyorsak da orasını ben bilmiyorum. Şimdi burada kendimi de tanıttıktan sonra ben çok not aldım aslında. Size korkuyla, endişeyle ilgili bir şeyler anlatacağım. Hele hele şu günümüzün sürecinde bunun çok gerekli olduğunu biz Necla Hanım'la karar verdik. Ve bunun üzerinde çalışalım dedik. Programın da başında söylediğimiz gibi. Şimdi korku dediğimizde korku hayvanlarda da olan, yani çok içgüdüsel olan bir duygu. Nedir bu? Korteks beyinde, amigdalada işlem gören ve insanoğlunun zamanla bilinç düzeyinde kendi kendilerini geliştirerek, yetiştirerek bunu yönetme durumudur. Şimdi korku ve endişe diyeceğiz ama biraz ben bunları harmanlayarak anlatacağım, karıştırarak anlatacağım. Çünkü korku hem geçmişe dayalı, hem şimdiye dayalı, hem geleceğe dayalı. Endişe ise özellikle geleceğe dayalıdır. Çünkü niye? İnsanlar şunun için endişelenebilir. Şu süreçte, özellikle şu sürecimizde işiyle ilgili endişelenebilir, iş kaybıyla ilgili, ölümle ilgili endişelenebilir, özellikle hastalıkla ilgili endişelenebilir. Burada bu aslında endişe korkunun sonucudur. Ya da korkunun ürünüdür. Korku, şuraya da ben size anlatayım diye bayağı notlar aldım. Faydası olsun diye. Korku, içgüdülerin ve sezgilerin bizi tehlikeye karşı uyarmasıdır diye notumu almışım. Fakat şöyle bir şey var. Bu korku bazı yerlerde sağlıklı, bazı yerlerde ise sağlıksız. Sağlıklı durumuna basit bir örnek vereceğim. Örnek veriyorum, daha başındasınız. Bir yılanla karşılaştınız ya da Allah korusun bir deprem oldu. Burada korkuyla hareket ettiğinizde, dışarıya kaçmak istediğinizde bu sağlıklı bir korkudur. Ya da sağlıklı bir şekilde hareket ettiğinizde bu sağlıklı bir korkudur. Fakat şu günümüzde yaşanılan, son zamanlarda yaşanılan korkunun altında yatan temel aslında ölüm korkusu. Bir insan niye ölümden korkar? Çünkü ölüme anlam veremediği için korkar. Yani biz şu süreçte korkularımızın en altında yatan neden, temel ölmekten korktuğumuz içindir ve ölmekten korktuğumuz için ve ölümü anlamlandıramadığımız için şu sıralarda ölümden korkuyoruz. Aynı şekilde ölüm korkusu, işi kaybetme korkusu, hani bu bir sürü korku var. Ama biz yine bu süreçte yaşadığımız korkunun altında yatan nedeni ölüm korkusu diye nitelendirdik. Kaybetme korkusu, sevdiği birini kaybetme korkusu, sevdiği insanları kaybetme korkusu, işini kaybetme korkusu, terk edilme korkusu, aldatılma korkusu, bir sürü korkular var söylediğimiz gibi. Şimdi eğer korkuyu sağlıklı kullanamaz isek zihinde ve beyinde dağınıklığa yol açar. Son günlerde bana şöyle bir geri dönüş alıyorum. Ben kitap okuyamıyorum diyorlar.
Soruyorum niye kitap okuyamıyorsun? Bilmiyorum diyorlar. Ben zihnimi tam toparlayamıyorum diyorlar. Yani zihnim çok dağınık ve zihnimi toparlayamadığım için kitap okuyamıyorum diyorlar. Aslında onun altına bakıldığında bu korku ya da endişe olabilir arkadaşlar. Yani burada bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Vebayla tüccarın biriyle veba yolda karşılaşırlar. Ve tüccar vebaya sorar. Nereye gidiyorsun der. Der ki Bağdat'a gidiyorum der. Ne yapacaksın der tüccar vebaya. 5.000 kişinin canını alacağım der. Ve oradan ayrılırlar. Aradan bir zaman sonra zaman geçer. Tüccarla veba tekrar karşılaşırlar. Ve tüccar vebaya sorar. Der ki bana 5.000 kişinin öldüreceğini, 5.000 kişiyi öldüreceğini söylemiştin. Ama öyle görüyorum ki 60.000 kişi öldü. Ve sana şu anda çok kızgınım der. Veba gayet sakin ve mantıklı bir şekilde şöyle cevap verir. Evet, ben 5.000 kişiyi öldürdüm. Diğer kalan ise korkusundan öldü. Şimdi dikkat ederseniz insanlar hakikaten korkudan, panikten ne yapacağını bilmiyor. En kısa zamanda Cuma günü yaşadık sokağa çıkma yasağında. Biz biraz bu korku merkezde hareket ettiğimiz için hepimiz o gün sokaklardaydık. Halbuki bir 5 dakika daha fazla seyretmiş olsaydık ya da dinlemiş olsaydık, bir de 10 dakika falan dinlemiş olsaydık orada göreceğimiz şey daha rahat hareket edecektik, daha sokaklara dökülmeyecektik. Şimdi şöyle, eğer sorunuz olursa lütfen sorun, yazın. Şimdi bu korkudan kurtulmanın teknikleri var. Biz bu teknikleri uyguluyoruz. Fakat korkunun şöyle de bir geçmişi olabilir. Bunu kendi üzerinizde çok dikkat edin. Korku zaten beyin olarak amigdalada, korteks beyinde doğuştan getiriyoruz. Yani biz insanlığın tarihi kadar korku eski. Fakat bu korkunun boyutu bizim atalarımızdan getirdiğimiz, yani annemizden, babamızdan, babaannemizden, dedemizden, teyzelerimizden, halalarımızdan, amcalarımızdan. Biz hangi kimlerden getiriyorsak korkunun isimleri de farklı farklı. Burada korkunuzu tespit edin. Neden korkuyorsunuz? Bunu aynı şekilde atalardan getirdiğimiz gibi çevreden de etkilenerek, hele hele bu korkuyla ilgili çalışmalar yaptıktan sonra kolektif bilinç nedir bu kolektif bilinç? Hepimizin, toplum bilincinin hepimiz üzerinde yaptırım gücü var. Yani toplum bir şeyden çok korktuğu zaman ya da toplum bir şeye çok tepki gösterdiği zaman orada bir kolektif bilinci oluşuyor ve o kolektif bilincin de kişi üzerinde yaptırım gücü oluyor arkadaşlar. Burada siz kolektif bilincin üzerinizdeki etkisini, yani korkunun süreci şu: hem genlerimizden, yani insanlığın tarihiyle beraber getiriyoruz bir. Diğer bir taraftan ailemizden, atalarımızdan getiriyoruz. Diğer taraftan çevremizden buna ekleyebiliyoruz ve aynı şekilde toplum bilincinin, yani kolektif bilincinin de bizim üzerimizde etkisi olabiliyor. Yani şu durumda durum bunu gösteriyor ki hepimiz hakikaten çok korkuyoruz, çok baskı altındayız ve bu korkuyla nasıl başa çıkacağımızı tam bilmiyoruz. Şimdi korkuyu şifalandırmanın teknikleri var arkadaşlar. EFT tekniği var, nefes tekniği var, NLP tekniği var ve afirmasyon tekniği var. Bu korkuyla ilgili ve endişeyle ilgili sorularınız varsa ben buradan cevaplayacağım. Sorularınız yoksa da burada hani korkunun çok bastırılırsa korkunun, kişide ilk önce anksiyete, daha sonra panik atağa kadar yol açacağı söyleniliyor. Yani bu korkuyu yönetmeyi öğrenmezsek arkadaşlar yol ta panik atağa kadar gidiyor. Haliyle biz burada bu korkuyu ve endişeyi yönetmeyi öğrenmeliyiz. Diğer taraftan endişe daha çok aileden kalıtsal olarak geliyor. Yani burada da şuna bakmanız gerekiyor.
Endişe gelecek ile ilgili bir korku, duygu. Nedir bu endişe gelecek ile duygu diyelim? Biraz önce de programın başında da belirttiğimiz gibi endişe işini kaybetme, gelecekten korku, sevdiğini kaybetme. Bunların hep endişesini yaşıyorsanız bunu da yine ailenize bakın lütfen. Ailenize bakın, annenizde mi, babanızda mı var? Onlarda bir tespit edin. Ve bunun tekniği de şu: annenizde ya da babanızda var ise bu endişeyle ilgili durum, ya da aileden herhangi birinizin öyküsü ise, buna EFT tekniği. Lütfen YouTube'dan bakın, EFT tekniğini anlatan bir Yasin, seni cevaplayacağım. Sorunun cevabını vereceğim. Evet. EFT tekniklerine baksın ve EFT tekniklerini çok rahat çözebilir. Yasin arkadaşımızın burada bir sorusu var. Merhaba Yasin. Yasin diyor ki, yükseklik korkusunu nasıl çözebiliriz? Şimdi yükseklik korkusu büyük bir olasılıkla uçak korkusu mu? Bunu tespit etmek gerekiyor. Uçak korkusu mu? Yoksa gerçekten işte bir, o 100 katlı bir binaya çıkarsın, 50 katlı bir binaya çıkarsın. Bunun korkusu mu? Yani şimdi yükseklik korkusu, eğer bina çok yüksek bir kata çıkarsan bu yükseklik korkusu. Fakat uçağa binmekten korkuyorsan bu uçak korkusu. Bir kere bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Arkadaşlar, benim size söyleyebileceğim tek şey şu: hayatınızda bir sorunla karşılaştığınızda, özellikle korkuyla ilgili bugün konuşuyoruz, endişe ve korkuyla ilgili bugün konuşuyoruz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda yapacağınız en önemli şey şu: korkuyu tespit etmek. Ne kadar spesifik tespit ederseniz o kadar faydasını görürsünüz. Şimdi burada Yasin arkadaşımızın bana sorduğu evet, bina yüksekliği diye belirtmiş. Şimdi bina yüksekliği ile ilgili çalışılacak konu, bizim EFT noktalarımız vardır. Nedir EFT noktalarımız? Bunlar bilimsel olarak da kanıtlandı. Kaşımızdan başlayıp kaşımızın bittiği yerden, göz altlarımızdan, bıyık bölgelerimizden, çene bölgelerimizden, özellikle timüs bölgesi ve iman tahtalarımıza vurarak ilk önce, özellikle ben yükseklikten korkuyorum, ben yükseklikten korkuyorum, sürekli bunu söyleyecek. Ta ki ne zamana kadar? Buralara vurdukça ben yükseklikten korkuyorum, ben yükseklikten korkuyorum diye diye duygu boşalımı yaşayacak. Duygu boşalımını yaşattıktan sonra oraya sağlıklı bir afirmasyon koyacak. Nedir o afirmasyon? Tekrar oralara vurarak da, ben yükseklikte gayet rahat ve huzurluyum. Ben yükseklikte 10 katlı binada ya da çok büyük bir yerde gayet keyifli ve huzurluyum. Gayet keyifli ve huzurluyum. Bu afirmasyonu söylediğinde emin olun, bunu birkaç kere yaptığında ciddi boyutta çok güzel geri dönüşler alır. Tabii ki burada bizim nefes hocalarımız da var. Nefes hocalarımızın da önerdikleri, İşte der ki 10 saniye nefes alın, 10 saniye tutun, 10 saniye verin, 10 saniye tutun gibi. Onlar da bu şekilde yönlendirirler. Benim genelde hani bu tür korkulara önerdiğim özellikle EFT ve bu EFT YouTube'da bir sürü arkadaşımızın yaptığı bir çalışmadır. Alın ve bunu hayatınıza uygulayın. Şimdi Nazife Poyraz arkadaşımız orada bir soru sormuş. Nazife, merhabalar diliyorum. Nazife benim Muğla'dan arkadaşım, canım bir tanem. Onun eşi şu anda Amerika'da. Onu ben çok iyi anlıyorum. Panik atağını da çok iyi anlıyorum. Nazife ve diğer arkadaşlarım, panik atağın altında en dibinde yatan şey korkudur ve ölüm korkusudur. Panik atak el titremesiyle gelebilir, nefes darlığıyla gelebilir, kalp çarpıntısıyla gelebilir. Sizin kendinize ilk yapacağınız şey şu: lütfen panik atak geldiğinde derin bir nefes alın. Biliyorum, ilk etapta derin bir nefes almak hiç kolay değil. Ama aklınıza lütfen şunu getirin: bir insan beynini yönetebiliyorsa hayatını yönetir. Beynini yöneten insan gerçek anlamda hayatını yönetir. Panik atakta ilk aklınıza
getireceğiniz şey şu. Bugüne kadar belki onlarca, belki yüzlerce panik atak yaşadınız. Baktınız ki hani defalarca hastaneye gittiniz, defalarca evde kaldınız. Baktınız hiçbir şey olmuyor. Ben mesela dün telefonda bir arkadaşa panik atak çalışması yaptım. Kendisini aradım ve gördüğümde nefes alamıyordu. Ve bana diyordu ki ben şu anda nefes alamıyorum. Sadece %30 nefes alıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. Camı da açmıştı, yani evinin camını da açmış. Bak Filiz, ben bu haldeyim diye bana kendisini gösterdi. Ve ben onun dikkatini şu şekilde dağıttım. Sevdiği konulara girdim 5 dakika. Bir baktık ki o %30 nefes %100'e dönmüş. Anladık ki burada kendisi bunu fark etti. Panik atağın aslında kendisini yönettiğini fark etti. Yani panik atak onu, biz ta ki konuşana kadar panik atak arkadaşımızı yönetiyordu. Ben onun dikkatini farklı bir yere verdiğimde o panik atağı yönetmeye başladı. Panik atak, emin olun, bastırılmış, fazla bastırılmış korkunun ürünü. Bu korkunun en temelinde yatan neden ise ölüm korkusu. Ölüm korkusuyla anlaşmadığınız sürece, uzlaşmadığınız sürece, yani ölüme bir anlam vermediğiniz sürece bu size çok daha ağır travmalarla gelir. Burada ölüm sizin için ne anlam ifade ediyor? Sevdiğinizin ölümü mü? Kendinizin ölümü mü? Öldüğünüz zaman ne yapacaksınız? Onun durumu mu? Burada eğer öldükten sonra sağlıklı bir anlamınız varsa, mesela Mevlana bunu Allah'la kavuşmaya yönlendirmiş. Yani sevgiliye kavuşmak diye adlandırmış. Diğer zatlarımız, pirlerimiz kendince anlamlandırmış ve yine söylüyorum, Mevlana bunu kavuşma gecesi, kavuşma diye anlamlandırdığı için, ölümleri çok anlamlı olduğu için kolay atlatmışlar. Tabii ki biz Mevlana değiliz, insanız. Ama lütfen ölüme bir anlamınız olsun. Kolay değil yok olmak, kaybolmak, bitmek, sevdiğimizden ayrılmak. Ama başka türlü olmuyor. Sonra biraz önce Vildan da yazmış. Merhaba Vildancığım, seni seviyorum tatlım. EFT duygu boşalımında ağlamak, gülmek had safhada olur. Ağlarsın, gülersin, esnersin. Bir sürü duygudan duyguya geçiş yaşayabilirsin. Bunlar doğru yolda olduğunu gösterir. Panik atağı da bu şekilde. Panik atağın var diyerek değil ama panik atağa yapacağınız EFT'nin çalışması şu. Ben ölmekten korkuyorum. Ben ölmekten korkuyorum. Ben ölmekten korkuyorum. Yani meridyen noktalarınıza vuruşlarınız ben ölmekten korkuyorum. EFT'nin en anlamlı cümlesi, yani sizin bilinçaltınızı etkileyecek anlamlı cümlesi şudur. Ben ölmekten korkuyorum ama tüm bunlara rağmen, rağmen cümlesi kurtarıcı cümledir. Ben ölmekten korkuyorum ama tüm bunlara rağmen kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Yine söylediğim gibi, yani burada en altta yatan duygu ölüm korkusu. Ölüm korkusuna çalışacağız arkadaşlar. Başka sorunuz var. Nazife, yeterli oldu mu? Yoksa biraz daha istiyor musun? Arkadaşlar, korkuyla, endişeyle ilgili sorusu olan var mı? Sorusu olan varsa lütfen sorsun. Şimdi bazı insanlar şöyle bir şey, çok da ilginç. Korkmayla korkak olmayı karıştırıyorlar, özellikle erkekler. Lütfen bunu karıştırmayalım. Hepimiz korkuyoruz zaman zaman. İnsanın, Ayhan hoş geldin. Hepiniz, Sercan hoş geldin. Burada korkmak o kadar doğal, o kadar normal ki. Bir de arkadaşlar, emoji atmazsanız memnun olurum. Evet, emoji atmayın lütfen. Yasin, dokunma korkusu demişsin sürüngen hayvana. Bunun bilinçaltındaki nedenini bulmak gerekiyor. Herkesin bilinçaltında bu korkular farklı farklı. Tetikleyicisi de farklı farklı.
Haliyle biz burada o dokunma korkusunun bilinçaltındaki nedenini bulursak o şekilde çalışabiliriz. Bu senindeki olan farklı, diğer arkadaştaki olan farklı, herkes de farklı farklı nüksediyor. Bu sebepten Yasin senin bir gün beni uygun bir zamanında ara, lütfen senin o korkuna bakalım ne olduğuna dair. Bu şekilde. Sorusu olan var mı? Birazdan bir 10 dakika daha vaktimiz var. 10 dakika sonra kapatacağım. Ama burada cihazla çalışıyoruz arkadaşlar. İsim yazdıran arkadaşların hepsi burada çalışıyor. İnşallah çok faydasını görecekler, fark edecekler. Fark edecekler yani kendileri üzerinde. Sorusu olan var mı? Ya yarınki program şöyle, buradaki o öbür tarafta olacak. Oranın izleyicisi farklı oluyor. Şimdi şöyle, normalde aslında bu ben de böyle çok program yapmak falan çok şey yapamıyorum. Yani program yapayım, program anlatayım falan diye, ama bizim kendi gruplarımızdaki arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yapmak durumunda kalıyoruz. Nesime Can Aydın merhaba. Benim Feyiz arkadaşım, görüyorum. Valla onu sizinle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. O korkuyu ben sizden hiç almıyorum. Gayet sağlıklı ve dik duruyorsunuz. Kendisi şöyle bir soru sormuş. Ben de çocuklarım ölürsem çocuklar ne yapar diye korkuyorum. Ben sizdeki o inancı gördüm. Çocuklarınız ne yapar? Sizin gibi bir babanın çocukları ne yapar biliyor musunuz? Gayet sağlıklı bir dik duruşla ayakta durur. Sizin çocuklarınız onu yapar. Haliyle hiç çocuklarımız üzerinden korkmaya gerek yok. Çocuklarımız nasıl ne yapacağını çok iyi biliyor. Hele hele Nesin Bey, sizin gibi bir babası varsa emin olun o çocuklar gayet güzel ayakta durur. Onun haricinde sorularınız var mı arkadaşlar? Ayşe hoş geldin. Sen de cansın. Zehra hoş geldin. Yarınki programımız aslında biz sorunların çoğunu, korku, endişe, bunların çoğunu atalarımızdan taşıyoruz. Bu korkuları eğer atalarımızdan, annemizden ya da babamızdan, her kimden getiriyor isek, bunu tespit edersek ve bunun üzerinde çalışmalar yaparsak, nasıl çalışmalar yaparsak, İşte biraz önce çok basit bir örnek verdim. Kafanız karışsın istemedim. Çünkü ne kadar çok, ben şeye çok inanırım. Peygamber Efendimizin bir hadisi vardır. Der ki, zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Bir konuyu ne kadar çok kolay hale getirirseniz, çözünürlüğü ve işlevi o kadar çok olur. Benim size nacizane önerim şu. Örnek, bir korkudan ve endişeden konuştuğumuz için, EFT diye, duygusal masaj tekniği, duygusal özgürleştirme tekniği, EFT'yi YouTube'dan bakın. Bunun üzerine EFT noktalarınıza vurun ve ben size zaten EFT'nin içeriğini söyledim. Yani o vuruş noktalarınıza vurduğunuzda ilk söyleyeceğiniz cümle, çocuklarımı kaybetmekten korkuyorum. Ya da ben ortada kaldığımda, ben öldüğümde çocuklarımın ortada kalmasından korkuyorum diyerekten EFT noktalarınıza vurduğunuzda bu süreci yaşarsınız. Evet, Amerika'dan bu sürecin şifasını alırsınız. Şimdi Amerika'dan Arzu arkadaşım şunu yazmış. Korku hissinin altında yatan neden kontrol etme polemiği değil mi demiş. Kendisi zaten psikolog. Evet Arzu. Bu konularda sen de bizi çok güzel yönlendirsen çok çok güzel olur. Oraya yazsan biz de okusak çok güzel olur. Çünkü bizim de sana ihtiyacımız var. Üstelik sen bu işin tam da merkezindesin. Tam da böyle dibindesin. Sen de bize bu şekilde bir katkı olursan çok memnun oluruz. Bütün korkuların altında yatan nedenlerden bir tanesi kontrol etme isteği. Evet arkadaşlar. Hepimiz bir şeyleri kontrol etmek istiyoruz. Kontrol edemediğimiz yerlerde de korkuya geçiyoruz. Bu da belirsizlik korkusu. Şu anda hepimiz kendimizi evlerimizde bulduk. Ne olduğunu bilemeden evlerimize geçtik.
bilemediğimiz için de, yarının da ne getireceğini bilmediğimiz için de haliyle şu anda hepimizde o korku ve endişe mevcut. Dönem dönem biz ve doktor arkadaşlarımız kendimiz cihazımızdan hem Türkiye'ye yönelik hem de gruplarımıza yönelik ve dünyaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çünkü elimizden ancak bunlar geliyor. Ve benim kendi ülkemde, Türkiye'mde hissettiğim şöyle bir durum var. Bizim ülkemizde korku had safhada yok. O kokuyu almıyorum. Haliyle bizim ülkemiz sanki biraz daha bunu kolay geçiştiriyor. Evet, özgüven eksikliği de korkuya sebep olur. Hilmi Aydoğan, hoş geldiniz. O da korkunun başka bir çeşidi tabii ki. O da kendini kontrol ederken benim dışarıdan nasıl görüleceğimle ilgili bir korku. Burada korkunuzu ne kadar çok tespit ederseniz, ismini ne kadar çok tespit ederseniz, kontrol etme ihtiyacını ne kadar çok tespit ederseniz o kadar faydasını görürsünüz. Bu sebepten sizin ilk önce yapacağınız şey korkunun ismini belirlemek. Çocuğumu kendim ölmekten korkuyorum, çocuğumu kaybetmekten korkuyorum, sevdiğimi kaybetmekten korkuyorum, aldatılmaktan korkuyorum, ölmekten terk edilmekten korkuyorum, aç kalmaktan korkuyorum, kıtlıktan korkuyorum. Bunun gibi korkunun adını netleştirin, endişe olarak da bunu netleştirin. Gelecekten korkuyorum, işimi kaybetmekten endişeliyim. Yani bu endişenin ismi neyse bunu da netleştirin. Buna sadece EFT çalışın, çok faydasını göreceksiniz. Eğer sorunuz yoksa benim dersim başlayacak. Aslında hani ben programı bugün yapmayacaktım. Çünkü bu hafta benim çok yoğun geçti, çok yoğun seanslar çalıştık. Bugün ben de kendimi aşırı derecede yorgun hissediyorum. Haliyle arkadaşlardan talep gelince gönlünüz çok büyük, yani çok kıymetlisiniz benim için. Kıramadığım için şu anda bildiklerim de neyse onu anlatayım diye paylaşmak istedim. Ama en güzeli cihazda çalışıyorum size. Yaklaşık bir 70-80 kişi var. Cihazda biz buna çalışıyoruz. Çok faydasını görürsünüz inşallah Allah'ın izniyle. Çok katkı olur size. Fark edersiniz de. Bunu bizden size bir dua olarak düşünün lütfen. Bir dua gibi görün, bir dua gibi alın. İnşallah faydası olur. Eğer sorunuz yoksa ben şu anda izninizi istiyorum. Dersim başlayacak biraz sonra. Sevgilerle İyi akşamlar diliyorum. Sercan, seni gördüm. Oh Sercan, evet 4 yıldır anksiyete bozukluğu. Bir kere arkadaşlar şunu çok tanımını yapın. Yani şimdi insanlar şöyle geliyor. İnsanlar bize şöyle geliyor. Bunu hiç içemedim ben. Ha? Yok, bitmek üzere. Şimdi bitiriyorum da sana zahmet. Aha, sana zahmet. İnsanlar bize şöyle geliyor, diyorlar ki ya benim işte anksiyete bozukluğum var ya da işte panik atağım var ya da şunun var. Bazen lütfen Ayşe Akbaba seni yazarız, seni yazmadık. Büyük bir olasılıkla seni de yazarız. Lütfen korkunuzun, anksiyetinizin gerçekten, mesela dün beni arayan arkadaşlardan bir tanesi şunu söyledi. Bana dedi tanı konuldu, anksiyete ve kaygı bozukluğu denildi. Oysa arkadaşla biz konuştuğumuzda bipolar vardı arkadaşlarda. Arkadaşta had safhada bir bipolar bozukluğu vardı. Onu ben ilgili yere, yetkili yere yönlendirdim. Çünkü ona bipoların çalışılması gerekiyor. Kişi bipolar yaşıyor ama anksiyete ve korku diye kendisi bunu isimlendirmiş. Lütfen sağlıklı bir yerden ilk önce netleştirin. Ne olduğuna dair bir netleştirin. Ondan sonra çalışmanız ona göre olsun. Kendi kafanıza göre karar vermezseniz sizin için de çok çok iyi olur. Evet, korku hepimizin bildiği gibi ortak bir duygu. Sercan, seninle telefonda görüşelim. Ben biraz anlattım korkuyu nasıl çözeceklerine dair. Endişeyi nasıl yöneteceklerine dair. Bu zaten genlerimizden, hayvanlarda da olan, bizlerde de olan gayet bazı yerlerde sağlıklı, bazı yerlerde insanı baskılayan, korkutan, ürküten,
duygu durum bozukluğu diye tanımladık. İhtiyacı olan arkadaşlar, benim çoğunuzda telefon numaram var, görüşebiliriz. Arayabilirsiniz, birebir çalışmalar da yaparız. Hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Saygılar, sevgiler. Benden sonra uyanışta program devam edecek arkadaşlar. Sercan, lütfen sen beni ara. Uyanıştaki programları da seyretmek isterseniz devam edin. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum ben size. Geceniz güzel olsun. Sevgiler.